Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İslam'da idam cezası var mıdır? Örnekleri var mı? Ölüm cezası evli olup da zina eden insanlarla bir Müslümanı öldürmüş insan için geçerlidir. Yani öldüren öldürülür. Ayrıca devlete başkaldıran, fitne çıkaran insanlar da hakimin uygun görmesiyle siyaseten öldürülebilir. Hadis-i şeriflerde rejim cezasından bahsedilmekte ise de bu ceza her zaman bir tartışma konusu olmuştur alimler arasında. Hatta Osmanlılar döneminde yani 600 yıllık bir tarih içerisinde tek bir tane rejim olayı olmuştur. O da Şeyhülislam'ın bu konuda fetva veremem deyip görevini terk etmesiyle sonuçlanır. İslam kısas ile de insan arasındaki kin ve kan davası gibi zararlı şeyler ortadan kaldırmaya amaçlamıştır. Bir insanı öldüren bir kişi için toplam üç hukuk vardır İslam hukukuna göre. Birincisi, öldürülen tarafın ailesi öldüren kişiyi bağışlar, adam serbest kalır. İkincisi, öldürülen ailesi kan bedeli alır, istedikleri meblağ karşılığı adam affederler, adam da yine serbest kalır. Üçüncüsü, öldürülenin ailesi kısas ister, kana kan. Bunun üzerine İslam devleti adamı idam eder. Böylece kan davası da ortadan kalkmış olur. Çünkü idamı yapan devlettir. Katilin ailesi itiraz edemez. Öldürülenin ailesi de ceza verildiği için herhangi bir intikama kalkışamaz.